İsmim Abdülhamit Saçlı. İçeri Sümralıyım. İçeri Sümra'da doğdum. İçeri Sümra 1000 yıllık. Maşallah. Bu Sümra 86 yıllık. Oğulların kazası Seydişehir. Türkmenlerin kazası Karapınar. Bu Sümra'nın temelini atan Abdülhamit dedemiz, Sultanahmet dedemiz. 1900'da başlamış İstanbul'dan 1915'e kadar Medine'ye kadar devlet demir yollarını döşemiş. İçeri Sümra o zamana kadar kıracımış. Sultanahmet dedemiz kanalları kazdırmış. Devlet demir yollarını döşetmiş. Buranın istasyon binalarını yaptırmış Sultanahmet dedemiz. Solama binalarını yaptırmış. 1902'de. 15'e kadar ondan sonra Medine'ye kadar varmış. Medine'de de demir yollarının altına ses yapmasın diye keçeler döşetmiş, deriler döşetmiş. Peygamber Efendimiz'i rahatsız etmesin diye. Böyle anlatırlardı. Duyduklarım, bildiklerim bunlar. Burası İçeri Sümralıların ekin tarlasıymış. 26'da Atatürk söylemiş buradan geçerken. Atatürk burası ilç olsun demiş. 26'da. Ondan sonra başlamışlar 33'ten 36'ya kadar buranın inşaatlarını tamamlamışlar. Buraya Yunanistan'dan, Bulgaristan'dan göçmenler gelmiş, göçmenleri buraya yerleşmişler, bura ilç olmuş. Burası Sultanahmet dedemize göre 120 yıllık. Atatürk'e göre 96 yıllık. Buranın oturmasına, başlamasına göre de 86 yıllık. Burada 32'den ektikleri tohumlar 34'e kadar hiç rahmet yağmamış, kıtlık olmuş. Ovalar bütün Karaveren Gölü çekilmiş. Oraya çalışmaya gitmişler. Ovalar bütün. Orada çalışmışlar. Orada kazançlarını icat etmişler. Babam rahmetlik burası inşaat başlarken çalışmış. 40 lira kazanmış göçmen evleri yapılırken 40 lira kazanınca evde yiyecek yiyormuş, içecek yiyormuş. Rahıma varmış. Bana harçlık ver, evde yiyecek yok demiş. O da babamın elinden tutmuş. Sana demiş 40 liraya karşı 4 dönüm arsa vereceğim buradan demiş. Buranın ilk kuruluşu Sönmezler Çarşısı var ya. Evet. Sönmezler Çarşısı'nın olduğu İçeri Sümralıların en zengin ağasınınmış. Mullanın Hacı Hasan diye. Burada ağılı varmış. O Sönmezler Çarşısı'nın olduğu yerde. O ağılın orada davar yayarmış. Babamı onun yanına almış varmış Rahım Çumralı. Demiş selamun aleyküm, aleyküm selam. Hacı Hasan ağa demiş. Sefer Usta 40 lira kazandı. Ona karşı 4 dönüm arsa vereceğim. Sana komşu yapacağım demiş. O da diye iyi ya demiş. İçeri Sümra'da konuşuyorduk. Burada da komşu olalım. Sefer Usta gibi komşu buldum da diye ne isterim demiş. Öyle deyince babam da demiş ki kakay binama serif demiş. Burada cami yok, cemaat yok. Kim yok, kimse yok demiş. Önüne 4 davar katmışsın. Sen öyle ona tapa kılan demiş. Sen köyün hem ağasısın hem hacısın demiş. Burada cami yok, cemaat yok deyince o da babama demiş ki kakay kaz demiş. Yarın buranın karışı liraya çıkacak. Gel al da komşu olalım demiş. Babam da demiş ki evde yiyecek yok, içecek yok. Kendimizinkine sahip olamadık ki alacağımıza sahip olsak demiş. O zaman babam gülün sülalesinin burada 280 dönüm tarlası varmış. Maşallah. Hükümet binasının orası tarlamızda ekerdik diyor. Atatürk okulunun orası tarlamızda ekerdik diyor. Buralar içeri şunların tarlasıymış. Senin, benim işte herkesin gücüne göre mevkisi varmış, arazisi varmış. Öyle deyince babam parayı almış, eve ihtiyacı alacak şekilde harcanmış. Burası 36'da göçmenine giriyor, bura ilç oluyor. Benim duyduğum anlattım. O zamana kadar Sultanahmet dedemiz de kanalları kazdırmış da çarşımlığa bütün kanalları etrafa dağıtmış. Öyle çarşambadan sular nerede ingin bulduysa oradan akar gidermişmiş. Kanalları kazdırınca köprüler kurdurmuş, kanalları kazdırmış. Ondan sonra suyu Konya'nın Haraya kadar su vermiş Sultanahmet dedemiz.
nurda yatsın. Amin. 33 sene padişahlık yapmış. Kaç kere Peygamber Efendimiz'le görüştüğünü anlatır alimler bütün. Anladın? Ondan sonra Sultanahmet dedemizi yıkmışlar. Kızıl Sultan diye devlet dışı yapmışlar. Ya böyle eziyet etmişler. Acısa alim adam. Peygamber Efendimiz'le kaç kere görüştüğünü alimler anlatır. Konya'nın eski alimleri Akşehir Ahmet Efendi Kapı Camisi'nin vaaziydi. Babam rahmetlik biz sünnet olacağımızda okumuş, davet etmiş, geldiler. Yemekler yeneceğinde duaları yaptı, yemekler yendi, elini öptüm, sünnet oldum. Akşehirli Ahmet Efendi, alim adam. Hacı Yusuf Mustafa Efendi, Azize Camisi'nin kıldırıdı. Elini öperdim, gencike boynum hoşardı. Hacı Tahir Efendi, Kapı Camisi, Asırı Cami vardı. Karaca yakın okulun yanında şöyle Asırı Cami'di. Orayı kıldırdı gençke. Allah'a şükür benim 13 yaşından beri oruç borcum yok. Elhamdülillah. Allah'ım kabul etsin. Benim babam rahmetlik oğlum derdi. Mahalleye hoca tutuldu. Gidin Müslümanlığınızı öğrenin. Okula gidiyorduk. Ben okula geç yaşta gittim. 10 yaşıma kadar da babamın ismini de bilmiyorum musun? Babamın ismi halk arasında Seferi'di. Kütük'te Hakkı'ymış. Anladın? Vardım gayet olmaya okula. İsmin ne dedi? Hamit Saçlı dedim. Babayın adını Sefer. Git dedi babayın ismini öğren gel. Seni öyle kaydettim. O zaman müdüre baş öğretmen dillerdi. O zaman bitecek okul vardı Çarşımra'da. 5 cami vardı o zaman İçerşımra'da. Geldim babamın ismini öğrendik, gittik kayıt olduk. Ondan sonra okulu 5'e kadar gittim, bitirdim. 10 yaşında gittim, 6 senede bitirdim. 16 yaşım, 17 yaşımdayken benim anam hastaydı. Ben söyleme sahip, inek de sağdım, koyun da sağdım, fırında ekmekler de yaptık. Babam eve bir fırın yaptı, anladın, komşu kızlar hamuru yoğurdu. Fırına ekmek atardım. Anam sulu satırıyordu, bir deri bir kemiğiydi. Bir de baktık, anam öldü. Biz ağamına bulgur ayıtlardık. Anam ölmüş, biz anamın öldüğünü bilmiyoruz. Şöyle, iki tane komşu kadını geldi, oğlum ne diyorsunuz, ananız ölmüş. Babanıza haber ettin de. Babam da ata bindi, koya köyün içine para yatırmaya gidiyorum dediydi. Tahsilat parası. Bir de baktık, ben babamı aramaya gittim. Bir de baktık millet gelmişler, kabirler kazındı, sular ısındı, evler, caddeler doldu. Amcam sıhhiyeydi. Amcam gelmiş bir anneme inne vurunca yıkanacağız ama anam dirildi. 40 senede yaşadı, 5 çocuk daha dünya getirdi. Kabiri kazıldı, bak suları ısındı. İşte Cenab-ı Allah kuru ağaçlara can veren Allah'ın böyle can verdi. Çarşımra'da 800 senelik Karamanoğlu Camisi var, tarihi var burada. Ondan 17 sene sonra Esat Paşa Camisi var. Orada 5 cami vardı, şimdi 20 cami var. Burada buranın ilk camisi 1940'da yapılmış. O zaman ben 3 yaşındaydım. Burada anamın karnındayken, babamın dalındayken olan buralara harman dökerlerdi, ekin dereler, harman kaldırırlardı burada. Hala da kaldırırız burada arazide. Anladın? Ondan sonra buranın harmanını kaldırırlar, iç yaşımına giderlerdi. O zaman öküz devri, din nakılı böyle vesayet ne arasın? Camız devri, at devri, sonra bana yaya devri. Böyleydi. Türkiye'nin vaziyeti ben ufaka, Afrika gibiydi. Yol yok, yolak yok, yiyecek yok, yiyecek yok. Babam rahmetlik camiye giderdi. Caminin cemaatini yatsıdan sonra getirdi. Odada sohbet derlerdi. Allah kabul etsin. Genç yaştan beri namaza giderdim ben de. Camimizde camları kırıldı. Diğer yerinde sergi var, diğer yerinde sergi yok. İki decik mum yanardı camilerde. Ya o günleri gördük. Allah onları gösterme ya Rabbi. Bizim zamanımızda hocaları döverlerdi. Talebe okutmazlardı. Anladın?
5 tane camide her mahallenin hocası mahallenin talebesini okudurdu. Bizim Çarşımra'da karakol, jandarma karakolu vardı. Çımranın içerisinde. Böyle yasaklamış. Hocalar okutmayacaktı. Öteki hocalar kapatmış. Bizim mahallenin hocası kapatmamış. Biz hem okula gideriz hem hocadan ders alırız. Bir de baktık, hocayı tembihlemişler. Niye kapatmadın diye. Hoca devam ediyor yine. Devam edince ikinci sefer geliyorlar. Cibinden geldiklerine biz de öğle vakti okula gidiyorduk. Hocayı cibe atmışlar, karakola götürmüşler. Hocayı karakolda iyice bir dövmüşler, her yanı kanatmışlar. Tahtalı çatal hafızdı hoca, Hasan Hoca rahmetlik. O da soyunu vurmuş. Bakın demiş, ben kaziyim demiş. Ben Yemen'de 9 sene harp yaptım, din içi, vatan içi demiş. Buraya idam sebbasını kurup, beni ipe çekeceğe kadar okutmaya muhtedirim. Elinizden gelen neyse geri koman diyor. Cenab-ı Allah o dinsizlere bir bağlılık vermiş, bir serbestlik vermiş. Hadi serbestim diyorlar. Ondan sonra nurda yatsın. Çarşımra'ya Müslümanlığı o yaydı. 102 yaşında öldü rahmetlik. Tahtalı çatal hafız Hasan Hoca. Ya işte böyle. Onları gördük. Evveli Çarşımra'da Karamanoğlu Camisi var. Orası işte şimdi 800 nerelik. Esat Paşa Camisi ufak. Evveli bizim zamanımızda benim aklım ererken Menderes Paşa geçeceği kadar bir camide kılınırdı. Bayram namazları, cuma namazları. Menderes Paşa geçti, nurda yatsın. Camiler açıldı, hocalar çoğaldı. Yollar çoğaldı, vesayetler çoğaldı, yiyecek çoğaldı, içecek çoğaldı. Babam cemaati getirdi odada konuşurka evveli Menderes Paşa geçmeden. Dillerdi ki yiyeceği böğüne bulduk, yarına Allah Kerim dillerdi. Kurbandan kurbana et atarız dillerdi. Türkiye'miz bu vaziyette indi ya. Hakirdi devletimiz, yol yok, yol yok, yok. Benim anam varmış senin anını. Komşu, benim şurası eskide bir yamalık var mı? Ya bir gezmeye gideceğimde bunun anasına varırmış. Senin poşeyi ver de, senin ayakkabıyı ver de, ben filan yere gezmeye gideceğim. O günleri gösterme ya Rab, o günleri ya Rab. Ya Rab. Konya'nın ucu benim aklım reke Ulurmağı'dı. O bir tarafı Macir Pazarı'nın yanıydı. Ondan etrafı bataklık, pamışlık, otluk, kındıralık. Böyleydi. Nurda yatsın Menderes Paşa geçti. Ya Allah Allah ya Rabbi. Menderes Paşa geçince Konya'da İmam Hatip'le Kur'an kursları açılacaktı. Mustafa Efendi'yi tembihlemiş. Git köylere yayın et. Köylerden yardım topla demiş. Çarşımra'ya geldi Harmanlar Vakti. Hacı Yusuf Mustafa Efendi rahmetlik. Harmanlar Vakti geldi. Bakın dedi. Konya'mızda dedi İmam Hatip'le Kur'an kursları açılacak. Yardım edin. Menderes'in de emrini. Bunlar da çoğaltacağız. Evvel Allah'ın diledi. Sen 5 lira vereceğin zaman 50 lira vereceksin. Öteki 50 lira vereceğin zaman iki katına yardım edenler oldura. Ondan sonra İmam Hatip'le Kur'an kursları açıldı. Nurda yatsınlar. O günleri gösterme ya Rabbi. İsmet zamanında Konya'da Şerafettin Camisi'ni bilir mi? Biliyorum. O Şerafettin Camisi'ne mal bağlamışlar. Onu anlatır eskiler. Çarşımra'da Karamanoğlu Camisi var ya. Evet. Girdin oraya. Girdim abi. O camiye de öşür buğday toplarlardı evveli. Öşür buğdayını tuttular, orayı kapattılar. Öşür buğday kurdular. Acısa Çarşımra'da bizim evin karşısında Çarşımra'da Karamanoğlu'nun hanı vardı. Han de kapısından baksan dibi görükmez. Altı gözlü hanıdı. Sağa solu odalı. Evveli deve devirlerinde gelirlerdi. Katırla, eşeğine böyle yükleri ondan taşırlardı. Böyle karın üstünde öyle gelirler, hanı öne develeri çakarlardı. Dibinde cıngırık vardı. Evveli
cıngırıklarına, tulumbalarına su çekerlerdi. Ya çeşmenin ortasında sular acıydı. Analarımız, nenelerimiz de kenardan darında desteğine su getirirlerdi içmek için. Acı kuyudan da içeride ulaşını, ötesini, berisini kullanırlardı mallara öyle. O günleri görmez, gösterme ya Rabbi. Şey camisi, Esat Paşa camisi, oraya Kınalı cami dillerdi. Orası almazdı cemaati, cumaylarda, bayramlarda. Ya işte böyle, Pitecik camide kılınırdı evveli. Menderes Paşa geçeceğine kadar, Tanrıludur, Tanrıludur, Tanrı'dan başka yok mu tapacak, haydın namazı, haydın felaha, haydın diye böyle ezanlar okunurdu. Tanrı'nın elçisidir Muhammed diye böyle ezanlar okunurdu. Menderes Paşa geçince ezanlarımız da değişti, kurslar da açıldı, hatipler de açıldı her taraf, imam hatipler. Ya Rabbi, ondan sonra Menderes 10 sene Cumhuriyet Devletimizi idare etti. Bir de baktık Menderes Konya'ya geleceğimiş dediler. Menderes'i karşılamaya gittik. Bütün millet Konya'ya. Bir de baktık Menderes Eskişehir'e gelmeden Menderes'in önüne geçtiler. Yakalamışlar. Ondan sonra Menderes'i ipe çektiler. Suç yok, kabahati yok. Ondan sonra iki tane de çiğ çektiler. Onları biliyorsun, duymuşsun tabii. Acısa Menderes'in çiftliği dillerdi. Türkiye'yi beslerdilerdi. Menderes'in aslı Bozkır'dan gitmişler onlar Aydın'a. Aydın Menderes'lerdi ya. Evet. Aslı Konyalıymışım, kökten oraya gitmişlermiş. Ya böyle Menderes'i andılar mı gözümün yaşı durmaz. Nurda yatsın. Bütün onun zamanında bütün gençler evlatlarının çoğunun ismini Adnan Menderes Kadıra işte. Nurda yatsın. Menderes Paşa geçince vesayetler de çoğaldı, yollar açıldı, bereketler çoğaldı. Her şey çoğaldıydı ama işte çekemediler. Allah başımıza hayırlı devletler versin. Ağzı Kur'an'ı, göğsü manı, nesiller versin ya Rabbi. Amin. 50 tane torunum var, 2 tane hafızım var. Bir daha hafızlığa gelen başladı torunum biri de. Nurda yatsın. Amcamın biri Yemen'de kalmış, harpte. Biri Sarıkamış'ta kalmış, harpte. Sarıkamış'ta kalan tüm hafızımmış. Nurda yatsın. Künyası da gelmemiş onun. Babam onu andık sıra bayılır düşerdi. Ya. Nenem rahmetlik dul kalmış. Babam o zaman 8 yaşındaymış. Halamın biri 5 yaşında, emimin biri 3 yaşındaymış dedem öldüğünde. Dedem 55 yaşında ölmüş. Ondan sonra neneme demişler sana maaş bağlayalım. İki tane şehidim var. Ben onların şeyini öte dünyada isterim demiş. Ben şehit falan, maaş falan bağlatma. Ben öte dünyada isterim onların maaşını demiş. Nurda yatsın. İşte de o günleri Allah'ım bir daha gösterme. Nenem ağlar, Allah'ım derdi. Harbine kıtlığı bana göstermeden emanetini aldırdı. Böyle biz ufaka Allah rahmet eylesin. Allah'ım işte burada ilk cami 1940'da yapılmış, 3 yaşındaydım. İkinci cami 48'de yapılmış, onu aklım erer, 11 yaşındaydım. Kapı, Ulu cami 55'te kazığı çakıldı burada. Camisçi Kör Mehmet, sadece Kör Osman, Hay Veli, bunlar caminin kazığını çakarlar ki biz de burada yatıya geldiydik burada. Şakiroğulları'nın binası var ya, evet. Orası İçerçumlar'ın hanıydı. Orada akşam yatırdık, sabahtan tarlaya giderdik, çift sürerdik. Anladın? Soğuk günlerde orada yatırdık, sıcak günlerde tarlada yatırdık. Evet. Evveli tarlada dört bel basardık, su çıkardı, atların içeceğini, kendi içeceğimizi oradan çıkardık. Şimdi o sular 20 metre, 30 metre aşağı indi ya. Hani o bereketleri kaybediyoruz hep. Ya. İki cami vardı, şimdi burada 50 cami var. Bu Ulu cami 55'te kazdık çakıldı. 57'de faaliyete geçti diller ama 57'de de faaliyete geçmedi. 63'te minaresi yapıldı. Minareden evvel bizim burada hizarımız vardı. Sizin oturduğun dükkan var ya. Evet, evet. Orada biz 15 sene hizar çalıştırdık. O zaman Ceyran'da yoktu, bu Şumra'da. Bir belediyenin
istasyonun dibinde binaların orada jeneratör vardı. Bir de ofisin orada jeneratör vardı. Kazanın içine saat 12'ye kadar bir elektrik verilirdi. Üç tecik bekçi vardı burada çarşıyı gezen. Bir tecik kurum vardı o zaman benim aklım ridimde. Şimdi üç tecik de bakkal vardı o zaman bu çumrada. Çumra. Babam rahmetliyle bile burada gelirken öküz arabasıyla bile buranın ilk bir tecik doktoru vardı. Torlalı Ekrem Bey'di. Ya buranın eski binası halk evi derler. Bilin mi? Belediyenin yanında halk binası. Evet. En eski bina o işte buranın. Buranın ilk kuruluşu da hadimi. Hadimli Koca Dağlı derlerdi. Buranın dükkanlarını, hanını, üterini o yapmış. O Hadimli Koca Dağlı'ydı. Çok zenginmiş. Bu keşik çekememişler, onu öldürmüşler, çarşambaya atmışlar. O Koca Dağlı. Karamangır'ında olan çok arası varmışmış onun. Küçük Kel Dağlı'ydı da kardeşine de Kel Dağlı derlerdi. Karamangır'ında yakına kadar da onların sülalesi var. O Koca Dağlı'nın bir tecik oğlu vardı, dört kızı vardı. Yaşar diye bir oğlu vardı. Yaşar'ın oğlunun petrol ürünü vardı burada. Anladın? Kimler geldi, kimler gidiyoruz. Buranın ilk reisini de bilirim, ilk müftüsünü de bilirim buranın. Buranın ilk reisinin adı Rakım Çımralı diller, onun adı Mehmet idi. Sedat Çımralı'nın mepusumuş, Sedat Çımralı'nın da okulu var burada. Kız okulu, kız talebe okulu. Onlar dört kardeşiydi. Onların aslı Sopran'dan İç Çarşımlı'ya gelmişlermiş. O Rakım'ın babası hatıbımış. Evveli camileri hatıp idare edermiş. O Rakım'ın babası hatıbımış. İç Çarşımlı'da Karamanoğlu'nun camisinin hatıbı oymuşmuş. Sonra onlar Rakım, Sedat, Fatih, Kazım. Ondan sonra Fatih hatıp olmuş kayanı. Babası kocayınca. Bu caminin hatıbı Fatih olmuşmuş. Böyle onları biliriz. Onlardan şimdi hiç kimse kalmadı ırklardan. Rakım Çımralı buranın ilk reisiydi fakat Allah'ın emrine pek itaat etmezdi. Bak hatıp, babası hatıp oldu halde. Buranın da ilk reis oldu halde. Ya, böyle anlatırlar Rakım Çımralı'nın ismi de Mehmet'miş. İşte buranın 9 köyden 8 köy toplandı buraya. Buranın ilk yerleşimi göçmenler, Yunanistan, Bulgar göçmenler. Ondan sonra göçmenlere memur olanlar memuriyetine, esnaf olanlara dükkanlar vardı. Çiftçi olanlara arazi verilmiş. Çerşimle'de de arazi verdiler onlara. Kağıt fakfasını oralarda bile. Onlar da buraları beğenmeyenler sattılar Eskişehir'e, Bursa'ya, İstanbul'a göçtüler, gittiler. Ya işte mal sahibi, nur sahibi, hanı bunu, il sahibi, il sahibi de Cenab-ı Allah, son sahibi de ya Allah'ım. Kusurlarımız affetsin, başımıza ağzı, Kur'an'ı, göğsü, manlı nesiller versin. Amin. Hayırlı nesiller versin, hayırlı kazançlar versin, hayırlı kazançlarımızı, hayırlı yerlere harcandırsın ya Rabbi Cemil Cümle Müslümanlarına. Kusurlarımız affetsin, hayırlı mübarek üç ayla yüzü hürmetine ya Rabbi. Amin. Ya hatamız çok, kusurumuz çok ya Rabbi. Azdık. Bak şu bu. Biz burada esnafıka 65-70 arasında iki decik cip vardı burada. Binecek vesayet bulunmazdı. Ya bir acele gideceğin yerde öyle dinlakılı vesayet bulunmazdı. Babam burada hastalandığında doktora öyle gelirdim babamın. Benim ev 26 köprü oldu. Yeni doğunun başındaydım. Evet. Anladın. Evet. Şimdi benim uşaklar oradalar. Doktor, babamın yanına, doktorun yanına vardım. Bir de babam kesinleşti diye. Doktor yayan giderdi babamın yanına. Ne günler geldik, Allah'ım o günleri göstermesin. Şimdi yayan giden hiç yok. Biz burada hizar çalıştırdık da iş geç bitirdi çoğu zaman. Yola çıkardık, bir şey tek gelirse biner giden. Bir tek gelmese yayan 12 kilometre çarşımaya yayan gidilirdi. Ya babam yaşlıydı, ben gencedim. Neydik, ne olduk işte şu tespih, iki asırlık tespih dedemden babamdan.
İki kere yitirildi, bulanlar getirdi, verdi bunu, bağımı. Korkudan orada yatsın. Benim evimde çok eski eserler vardı, ambarımda. Tarihini bilmediğim eserler vardı. Mahsullerden olsun, taşlardan olsun. Evet. Kapımın önünde 8 asırlık eve zamanı un değirmeniymişmiş. Bizim arazimizde çok esirler yaşamış yerler var. Sakarlar, Mezgitli, Çakmelik, Yalınız Ağız, Çıkık Çağım, Avradın Hanı, Susu, Çukurköy, buralar Orta Asya'dan gelmişler, yerleşmişler. Diye 1000 sene evvel burada yerleşmişler. Ondan sonra çarşımlar çok eskiymiş. 300 sene sonra tekrar çarşımaya gelmişler. Bir araya toplanalım, cümle olalım demişler. Cümleden çümre olmuş. Esas çümre, çarşımra. Oranın ismini burası kurulunca buraya çümre yapmışlar, orayı çarşımra yapmışlar. Esas çümre, çarşımra. Evet. Çarşımrada 4 tane han vardı. Çarşımradan buradan başlayıp Konya'ya varasaya da 20 tane han sayarım. Evveli millet han devriydi. Yayak yapırdık. Çamurda, çaylakta, sözme bana eşeğinle, katırla, deveyle yolculuk yapanlar. İpek yolu diller işte. Eski yola. Ha, şimdi adam taksiyle nasıl gidiyor? Sanki Allah'ın emrine gider gibi. Hiç Allah'ın emrine öyle bile gitmiyorlar. Şurada bakıyorum, te bir kilometre ileride beni kadıma tiyasada vız. Ya, camide kamet yapacak adam yok. Allah'ım kusurlarını affetsin, 50 tane cami var. Camide kamet yapacak adam yok. Çoğu zaman kendi başıma kılarım. Her zaman camileri açarım. Çoğu zaman hocalarda ne var? Orada olsun, burada olsun. Cenab-ı Allah beni sabaha ezana bir saat kala uyandırır. Elhamdülillah. Elhamdülillah. 13 yaşında başladım. Bir 4 ay İzmir'de askerde namaz kılamadım. Orada su bulunmadı. Anladın, namaz orada kılamadım. Sonra dağıtım olduk. İzmit'e geldik, İzmit'te vardık. Orada camimiz de varmış. Hocamız da varmış, hatıbımız da varmış, vaazımız, anladın. Oruçlarımızı da tuttuk. Benim fazlasıyla orucum var, eksik orucum hiç yok. Ama bu sene başladık, mübarek günlerde tutamadım. Hmm. Ya inşallah bütün orucu tutarım. Askerden bu yana, belki ya ondan da evveli hiç teravih borcum da yok. Maşallah. Allah'ıma şükür. Böyle. Çok eziyetli yokluğu da gördük. İlk ufaka babam rahmetli ayrılmış. Komşunun yayla toluna getirdi bizi. Yağmur yağıya indirdi. Kapısı yok, penceresi yok bir yere. Onun dibinde de bizim ara bahçemiz varmış. Oraya yuva kuracak baba. Harma yerine. Biz orada senin çocuk yağ yırmış, bunu çocuğu yoğurt yırmış, onun çocuğu kaymak yırmış, biz ağlar mısık, olmayınca anam ak toprak ıslattım ekmeğinize, yoğurtlarına toprak sürdüm diyor. Böyle kıtlık yokluk vardı diyor. Babam rahmetli oraya inşaat yapacakmış, 1 lira bulup ruhsat almak için 1 lira bulamamış. Birine bir kapı yapmış, o da bir çuval buğday yırmış, onu öğütmeye varıyor değirmene. Orada komşusu demiş, ne yordun oğlum sefer? Yapıyı bitirdin mi? Yapıya başladın mı? Başlayamadım. Hacı Bekir Ağa demiş. Niye oğlum? Ekinle irmeye başladı demiş. Bekir Ağa demiş. 1 lira bulup da ruhsat alamadım. Git oğlum onu öğütürüm. Al şu 5 lirayı. Git demiş. Ruhsatını al. İşine başla demiş. O 5 lira vermiş de o 5 lirayla ruhsat almış. Eve yağ almış. Kerpiç kesenlerin parasını vermiş. O 5 lira koca paraymış de. Ondan sonra oraya çekildik. Biz çeki yaptık ağır samanlık. Oraya çekildik çocuğa. Ondan sonra Cenab-ı Allah babama yürü kulum, yürü kulum demiş. Ondan sonra yürü, yürü, yürü. Davarlar sayısız, sığırlar sayısız, bahçeler sayısız. Babam çok eser var. Camiler, köpler, hanlar, cıngırıklar. Babam 55 seneye yakın inşaatının böyle hayır işi de çok komşulara. Babamın bildiği de çok. Gelirlerdi, babama akıl danışmaya gelirlerdi. Benim babam açsa okula da gitmemiş. Okula gidenlerden hesap yapmadan evvel babam şöyle, şöyle diye hesabı yapıvermiş. Anladın. Benimle beraber hocaya gitti babam. Kur'an okuyamamışmış.
mahalle hocasına gitti. Ben de hala Yasin-i Şerif'i kaç kere okurum, ezberimi alamadım. Babam rahmetli yaşlıyken hocadan Müslümanı da öğrendi, Kur'an'ı da öğrendi. Yasin-i Şerif'i ezberledi, Tebareke'yi ezberledi. Böyle bir akıllı babam vardı. Çok eser var Nur'da Yasin. Oğlum dirdi. Taş atana ekmek atın dirdi. Benim babamın diye küfür yaptığını bilen yok. Kötülüklerinden iyi, kötüleri gider barıştırırdı. Böyle babam vardı benim. Gençlere ne tavsiye edersin? Gençlere Allah'ın emrini tutsunlar. Peygamber Efendimiz'in sünnetini işlesinler. Bu varlığın kıymetini bilsinler. Varlık böyle sürüp gidecek değil. Bak ben şimdi 85 yaşına gittim. Namaz kılarken yerimden gücüm kalkıyorum. Bundan 20 sene evvel duyu kaldırılıyordu. 120 kiloymuş. Ben tuttum yerden şöyle kaldırdım o demiri. Duyucu dedi ki bu demir 120 kilo. Hacem mi dedi. Hakkat mı ya hakkat. Tuttum öyleyse ben bunu omuzuma alacağım şöyle gezdireceğim. Yere koydum o 120 kilo aldım omuzuma gezdirdim. Şimdi o 120 kilo kaldıran adam şimdi kendimi gücüm kaldırıyorum namaz kılarken. Allah'ım bundan aşağı düşürme. Hı. Gözlerim çok iyi. Kulaklarım ağırlaştı. Dizim beni bak sarılı. Ben pancar tarlasında düştüm. Lifim kopuk benim. 20 senedir olan lif kopuk. Hı. Şimdi sancı yapar. Bak burada sarılı. Binlerce şükür yaşıma göre binlerce şükür çok iyiyim. Uşaklardan diriyim daha. Benim okuduğum yazıları hocalar olsun, uşaklarım olsun gözlüğünden okur. Diğer gözlük kız okurum Kur'anları, takvimleri. Bende eser çoğudu. Diğer 40 senelik takvimler var. Tarihini bilmediğim eserler var. Ya il akıl toplar, ben çakıl toplardım. Benim o ambarımda tarihini bilmediğim bütün mahsullerin tohumları olsun. 40 çeşit otlar, 200 çeşit taşlar vardı. Şimdi balkonda orada 40 senelik buğday var. 40 senelik arpa var. Yanında bayrak var. Bülbül yuvaları var. Orada 30 çeşit buğday arpa vardı. Şimdi burada birkaç çeşit buğdaylar var. Şimdiki gençler evveli düğün yapılır kavilen. Evlenecek adam nişanlısını bir şeyde giderdi. Nikah kıymaya gidildiğinde. Evveli nikah kıymaya doktora gidilirdi. Orada mayan edilirdi. 15 gün içinde gidilecek bir de sizi mayan edeceği edilirdi. Şimdi millet asırleşti. Açık çoğaldı. Allah'ın kusurlarımızı affetsin. Hı. Evveli gelinler bindirilirken kebek eşit dolardı. Gelini de nerede göreceksin? Şeyi nerede göreceksin? Böyle nameremlik sıkıydı. Şimdi açıldı. Utanma arvalma kalktı. Torunum olsun, gelinim olsun, kızım olsun diyenin hesabı. Utanma arvalma kalktı. Nasıl olacak bilmem. Kusurumuz çok. Müslümanlığa havası den pek yok. Millet zevke havası diyor. Allah'ım hatalarımı, kusurlarımı açtım. Ben ne diyeyim, kime ne diyeyim? Ben kendime sahip olabilsem niye mutlu bana? Ya evet, millete örnek olacağız ama söylesen sen ne karışın bana? Böyle azarlarlar da, tenkit de ederler. Sen benim keyfim misin dedirler. Hepsini dinliyorlar. Ne bileyim nasıl diyeceğiz, nasıl diyeceğiz, nasıl yapacağız? Sen bak der, çok yaşayan bilir, çok gezenmiş. Sen her taraftan haberin var. Evet amca, geziyoruz. Ben bak Konya'nın evveli Eylül Camisi'nde ibadetim vardı. İki senedir Konya'ya gitmezdim. Dün Konya'ya torunumun evine gittik bir. Bak iki seneye yakın diye dükkanıma diye gittiğim yok. Dükkanda kiracıyı da bilmem. Bak siz çıkmışsınız öyle. Ben camileri gezerdim bundan evvel. Orucu kalk. Burada 50 cami, 40'ında ibadetim var. Allah kabul etsin. Şimdi gücüm geziyorum. Kendimi namazda titremeye başlıyorum. Allah'ım bunu aşağı düşürme ya Rabbi. Tabii 1971 yılında mı 72 yılında mı bir Çumra'da, Konya'da çok muhteşem bir kar yağmış. Evet. Onu hatırlar mısın? Hatırlarım. O zamanlar bizim burada hizarımız vardı. Hizarın içinde dükkan vardı. Dükkanın içinde zopa kurardık. Ayrıca daire gibi. O zopada ateş vardı.
Anladın, ben de eve bir gittim, bir de baktım bir fırtına çıktı. Anla dedim, dükkana gideyim dedim. Eteş dedim, dükkanı yakarsa dükkanda çarşı yakar dedim. Evden cebime bir çerezin kavurgayına üzüm doldurdum, yiyerek gideceğim. Bir de baktım kapının önüne çıktım, demiri otena geçemedim. Rüzgar nasıl alıp biliyor, böyle yerden alıp göğe savuruyor, gidemedim. Ondan sonra onu öyle gördük. Çoğu yolda kalanlar ölenler de oldu o zaman. Sandıklarından ölen oldu mu peki amcamca? Burada o zaman 3 tane adam öldü. Anladım. Ya sen burada misafirsen burada kalıyorsun. Yolda giden varıyor, bilmediğin evine varıyor, misafir oluyor. Öğlelik sıra, çoğu öğlelik sıra kurtuldu burada. Onu iyi biliyorum. Allah öyle afatları gösterme bir daha ya Rabbi. Onlar hep kazamız, hatamız, kusurumuz. Tabii. Bak şimdi bu niye geldi bu? Hürüs değil mi? Sıkıntı, hürüs. Tabii. Kendi kabahatımız. Allah'ım kusurlarımızı affetsin. Amin. Her şeyle karşılaştık. Yokluğu da gördük, varlığı da gördük. Rüşberliği de yaptık, esnaflığı da yaptık. O vaziyette de zorluğu gördüğümüz halde, yokluğu gördüğümüz halde Allah öyle bir kuvvet verdi, ecir sabır verdi. Kusurlarımızı affetsin. Amin. Ya bir komşunun tavuğuna taş atmadık. Bir kimsenin komşuya bir zarar vermedik. Allah'ım akıl zenginliği, vücut zenginliği, iman Kur'an zenginliği versin. Amin. Şeytana nefse uydurmasın. Amin. Kovulmuş şeytandan, nefislerden, kazalardan, belalardan devletimizi, milletimizi esirgesin. Bizleri de esirgesin. Başımıza hayırlı devletler versin. Ağzı Kur'an'ı, göğsü manlı nesiller versin ya Rabbi. Kazançlarımızı hayırlı yerlere harcandırsın ya Rabbi. Amin. Hatamız çok. Kusurumuz çok ya Rabbi. Hayırlı ölümler olsun. Son nefesimde kelime-i şehadet getire getire La ilahe illallah, Hakbir Muhammed ya Resulullah diyerek emanetini al Allah'ım ya Rabbi. Amin. Benim babam rahmetli, bak evveli kukuruydu, sonra 90 kiloya çıktı. O 90 kiloya 30 kilo kadar eridi. Bir 3 vakit namaz kılamadı. Onu da sekerati mevcut gelmiş. Anladın? Bir akşamı yatsıyız da bağlamadı da bak kuşluk olurka babam vefat etti. Nurda yatsın. Böyle kelime-i şehadet getire getire vefat etti. Nurda yatsın. Allah'ım ümmet-i Müslümanlarından bizleri de nasip etti. Amin. Hatamız çok, kusurumuz çok. Allah'a şükür torunlarım hepsi Kur'anlarını bilirler. Namazlarını kılarlar. Binlerce şükür. Ümmet-i Müslümanlara da nasip etsin cemi cümlelerine. Hatalarımız affet. Evvela ümmet-i Müslümana isteyeceğiz. Kendimize istemeden. Kazançlarımızı, Müslümanlığımızı bildiğimiz kadar aklımızın irdiye de isteyeceğiz. Ya, senin isim zorla aklıma geliyor benim işte. Ya Ritvan işte Kur'an'da da açıklama yok. Var. Var var. Var. Aklıma gelir, baktım Ritvan'ın aklıma gelmez. Bak Kur'an'da bile burada tekrarıyor. Yeah. Her zaman senede 4 kere 5 kere hatimlerim. Açıklamayı da okurum. Olsun. Hepsini de her zaman Kur'an'ı okuduktan sonra açıklamasını okurum ya Rabbi. Olsun. Binlerce şükür. Kazanabilirsek ne mutlu bizlere cemi cümleyle cennette cemit ya Rabbi ümmet-i Müslümanlarla beraber. Amin. Peygamber Efendimiz'in sancağı altında bizleri de kabul et ya Rabbi. Amin. Kusurlarımızı affet Allah'ım. Amin.